Arkadaşlar merhabalar. Bugün tek bir cümle üzerinden e, dil bilgisi konularının çoğunu halletmeye çalışacağız. Meşhur bir sözümüz vardı. Bildiğimiz bir söz vardı Beren Saatin. Tabii ben onu pek aklımda tutamıyorum ama şöyle okuyayım. "Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız." diye çok konuşulmuştu bu cümle ögeleri bulunabilir mi denmişti. Ögelerini, yapısını, türünü vesaire hepsini bulmaya çalışacağız beraber. Şimdi bakalım ögelerde ne yaparız? İlk başta yükleme buluruz. Yüklem ne burada? Karşısınız yüklen. Karşı olan kim? Siz. Kim sorusuna cevap veren öge neydi? Öz neydi? Peki siz neye karşısınız? Hatırladığımız kadarıyla Neye, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden sorularına cevap veren öge dolaylı tümleşti. Hocam bunun soruları çok değil mi? Çok. O zaman ince bir nokta yapalım. Şöyle ne ve kim sorularını arkadaşlar ed'den eklerini getirdiğinizde bütün sorular ortaya çıkıyor. Neye, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden. Ayrıca bir ögenin dolaylı tümleş olması için e, D ve deneklerinden birini alması zorunlu. Şimdi bakalım neye karşısınız? Cevap veriyorum. Anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine bakın E 2 ile de bitti. Cevap verdi mi? Verdi. Dolayısıyla bu ögemizde ne olsun? Dolaylı tümleş olsun. Peki nasıl karşısınız? Hatırladığımız kadarıyla yükleme niçin, ne kadar, nasıl, ne zaman sorularından birini sorduğumuzda cevap alırsa bu da ne olacaktı? Zarf tümleci olacaktı. İşte arkadaşlar öge bakımından cevabımız bu şekilde. Soru tipi nasıl? Yukarıdaki cümlenin öge bakımından sıralanışı hangisine doğru şekilde verilmiştir diye sorar ÖSYM'si. Tabi burada bağlaçları görüyorum arkadaşlar. Bağlaçlar herhangi bir ögeyi bağlamazsa Burada annemi ve babamı çok severim dedim. Misal severim yüklem kimi? Annemi ve babamı. Kimi sorusuna cevap veren öge belirtili nesne. Nesneleri bağlamış. Ama burada herhangi bir ögeyi bağlamadığı için bunlara ne diyelim biz? Cümle dışı unsur diyelim. Evet devam edelim bir başka dil bilgisi konusunda. Sözcüğün yapısı Buradaki soru tipimiz nasıl? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır? Yapıyı görür görmez ne gelecek aklımıza arkadaşlar? Basit, türemiş, birleşik. Basit neydi? Yapım eki almayan sözcük demek. Türemiş, yapım eki alan sözcükler demek. Birleşik de birleşik sözcükler. Şimdi tek tek bakalım. Siz sözcüğü hiçbir ek almamış. Dolayısıyla yapısına ne diyeceğim? Basit anneleri sözcüğüne baktığımızda kökü nedir? Anne. Makmek eki almadığı için isim kökü. Bir sözcüğün başına benim senin onun bizim sizin onların kelimelerinden birini getirebiliyorsak ne oluyordu oradaki ek? Kime ait olduğunu göstermiyor muydu? Dolayısıyla aitlik eki, iyilik eki oluyordu. Onların anneleri olursa üçüncü çoğulluğa getirdim. Bu da ne olur? Üçüncü çoğul, iyelik eki olur. E, i̇yelik ekleri çekim ekine giriyordu. Yapım eki aldı mı? Almadı. O halde yapım eki almadığı için bu da basit yapılı bir sözcüktür. Emanet edilen. Arkadaşlar gayet basit. Etmek, olmak, eylemek, yardımcı eylemini görüyor musunuz burada? Emanet etmek. Dolayısıyla bir yerde etmek, olmak, eyleme, kılmak, yardımcı eylemini görürsek... Oraya birleşik yapılı sözcük diyeceğiz. Peki çocuklara ne olur? Kökü nedir? Çocuk isim kökü. Larlar ne ekiydi? Çoğul eki. Çoğul eki hatırladığımız kadarıyla çekimeklerine giriyordu. En sona gelen isme gelen o ied'den ekine biz ne diyorduk? Hal eki diyorduk. E bu da yönelme hal eki. Dolayısıyla arkadaşlar o da çekim ekine giriyor. Var mı yapım eki içerisinde? Yok. Buna da ne deriz? Yapı bakımından basit yapılı sözcük deriz. Peki yetersiz sözcüğüne bakalım. Kökü ne olsun? Daha önceki dersimizde de anlatmıştım. Yetmekten gelir arkadaşlar. Yetenek sözcüğünün kökünü bulmuştuk. Burada da yetmek fiil kökü. Yetmekten ne oldu? Yeter. Fiilden isim yapım eki. Yeterden ne oldu? Yetersiz isimden isim yapım eki diye devam etti. Dolayısıyla yapım eki aldığı için yapı bakımından ne diyeceğiz? Türemiş yapılı sözcük diyeceğiz. Gördüğünüz arkadaşlar bu fiilimsi yine araya giriyor. Fiilimsileri adımız gibi bilmeliyiz. Maşmak anası mezar dikecekmiş, Kenyalı Asiye Maden Dağı'nda diye ekleri vardı. İsim fiil, sıfat bir zarf fiil. Bir sözcükte eğer siz fiilimsi eki görürseniz Bakın dık diki görüyorum ben. Fiilimsekini gördüğünüz anda ne diyeceksiniz bu sözcüğe? Türemiş yapılı sözcük diyeceksiniz arkadaşlar. Buna dikkat. Bakın yine görüyor musunuz? Etmek olmak, eylemek kılmayı. Dolayısıyla bir yerde etmek olmak, eylemek kılmak yardımcı eylemlerinden biri varsa onu da birleşik yapılı kabul edeceğiz. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Karşı sözcüğü ne olsun şöyle? Makmak eki almıyor. İsim kökü olsun. Tamam. Normalde bir sözcüğün başına ben sen o biz siz onlar e, sözcüklerinden birini getirdiğimizde sondaki ek ne olurdu arkadaşlar? Fiile geldiğinde geldim dedim mesela. Başına ben getirdim. Ben geldim. Sondaki M harfi birinci teki şahıs eki olur. Şahıs eki olur yani. Ancak bu isim soylu olduğu için yüklem isim olduğunda ek fiil olmuyor muydu? Evet bu yüklem Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz? Ek fiil diyeceğiz. Ek fiil de çekim eklerine giriyor. Dolayısıyla arkadaşlar yapım eki almamış bu sözcükler ne olsun? Basit yapılı sözcük olsun. Hemen dil bilgisinin bir diğer konusuna geçeceğiz. Yine aynı cümle üzerinden. Soru tipini Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından farklıdır? Bunu sor böyle bir soru geldiğinde neyi düşüneceğim ben hemen? Yapı bakımından farklı dediğinde nasıl basit türemiş birleşik geliyorsa aklıma. Tür bakımından farklı derse isim mi, fiil mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi? Bunlar gelecek aklıma. Hemen altı çizili sözcüklere bakalım. Tabii sözcüğü nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Tabi. Elbette anlamında. Ama sözcü de yine nedir? Tür bakımından bağlaçtır. Tamam. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Böyle sözcükleri görürse kişi zamiri değil miydi ismin yerini tutan? O halde bu da tür bakımından nedir? Zamirdir. Peki çocuk ne arkadaşlar burada? Makmek almıyor. İsimdir. Tamam. Peki nasıl çocuklar? Anneleri tarafından size emanet edilen çocuklar dolayısıyla burada sıfat grubu var değil mi? Burası da nedir? Sıfattır. Devam ettiğimizde bakın kadın burada mimek eki almıyor yine isim. Peki nasıl kadın? Her bakımdan bakın devam ediyor. Her bakımdan yetersiz gördüğünüz kadın. Yine aynı şekilde bu da ismin önüne geldi. Cevap verdi. Sıfat oldu. Tamam, sıfat grubu. Şimdi şuraya dikkatle bakalım. Bir sözcük etmek fiil kökü. Bir fiilin köküne siz fiile mağışmak ekinin geldiğini görürseniz o ne oluyordu? İsim fiil oluyordu. Ad üzerine isim fiil ne demek? Fiil gibi ama artık isim olmuştur demek. Yani bir yerde mağışmak ekini görürseniz oraya ne diyeceksiniz? İsim diyeceksiniz. Arkadaşlar bu da ne oldu? İsim oldu. Peki Bakın ne etmesine? Annelik etmesine. Hani kapı kolundan aklınızda kalsın. Ne kolu? Kapı kolu. Annelik etmesi. Tamlayan ı, ın, in, ın ün eki alır. Tamlanan ı, i, u, ü eki alıyordu. Ama belirtisiz tamlamasında, belirtisiz isim tamlamasında sadece tamlanan ek alıyordu hatırladığımız kadarıyla. Kapı kolundan şöyle yine basit örnekten verelim örneğimizi. Bakın sadece tamlanan ek alıyordu. Tamlanana siz ne sorusunu sorup cevap alırsanız o belirtisiz isim tamlaması oluyordu. Ne kolu? Kapı kolu. Ne etmesi? Annelik etmesi. Dolayısıyla arkadaşlar burada belirtisiz isim tamlaması görüyorum. Dolayısıyla isim tamlaması ise bunlarda ne oldu? İsim oldu. Gelelim şuraya. Şimdi karşısınız. Karşısınız isim değil mi? Hatta atlaşmış sıfat oldu mu? Karşı insansınız. Atlaşmış sıfat neydi? sıfatın önündeki isim düşerse atlaşmış sıfat diyorduk. Nasıl insan, karşı insan. Dolayısıyla arkadaşlar, atlaşmış sıfat ne oldu? Artık at oldu. İsimdir bunun türü. Evet, nasıl karşısınız? Şiddetle karşısınız. Şimdi bu zarf mı olur, sıfat mı olur? Arkadaşlar normalde ismin önüne gelen sözcüklere ne deriz? Sıfat deriz. Ama dikkat, atlaşmış mı bu? Atlaşmış. Eğer atlaşıyorsa Bakın yüklemde görüyoruz. Atlaşıyorsa biz buna tekrar ne diyeceğiz? Zarf diyeceğiz. Çok önemli konulardan biri de buydu. Evet sözcük türlerini bu şekilde yaptık. Hemen bir diğer konuya geçelim. Ses bilgisi, ses olayları. Soru tipi nasıl? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır şeklinde geliyor. Şimdi şöyle cümleye bir baktığımda. Mesela tarafı sözcüğüne Dandenek'i eki getiren tarafı der misiniz? Demezsiniz. Araya ne giriyor? Ne yardımcı ünsüzü geliyor. Yardımcı ünsüz. Ama arkadaşlar kaynaştırma harflerini bazen pek de hani ses olayı olarak kabul etmeye biliyorlar. Peki başka ne var? Bakın ulamaları görüyorum. Ulama neydi? Ünsüz ile biten bir sözcüğü ünlü ile başlayan bir sözcüğe bağlarsak ulama diyorduk. Z ünsüz A ünlü ulama. Başka hemen şöyle baktığımda emanet edilmek bakın ünsüz ünlüyü görüyorum. Şöyle başka gözümle tarıyorum arkadaşlar. Başka var mı? Kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama buralarda ulamalar görüyorum. Ulamalarda dikkat etmemiz gereken nokta aralarda noktalama işareti olmayacak. Peki başka ses olayı nerede var? Edilen buraya çok dikkat etmek sözcüğünde çok gözden kaçıyor. Normalde ettirdim bunun kökü. Ünsüz yumuşaması diğer adıyla ünsüz değişimi neydi? Ünsüz ile biten bir sözcükten sonra PCTK ünsüz ile biten bir sözcükten sonra ünlü ile başlayan ek geldiğinde iyi görüyorum burada. O PCTK harflerinden biri neye dönüşüyor? BCDG yumuşak G'den birine dönüşüyor. T D'ye dönüştü mü? Dönüştü. Yumuşama var burada. Ünsüz yumuşaması. Yumuşama. Peki başka ses olayı ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın şurada yine aynı muhabbeti gördük mü? Gördüğünüz, gördükünüz PCTK ile bitti. Hemen yanında ünlüyle başlayan ek aldı. Dolayısıyla bu neye dönüştü? BCDG yumuşak Y'den birine dönüştü. Burada da ne var? Yumuşama, ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var. Evet şöyle bir gözümle taradığımda arkadaşlar kaynaştırma harfini gördünüz mü? Kaynaştırma neydi? İki ünlü yan yana gelmiyordu. Araya Y, Ş, S, N ünülerinden biri geliyordu. Şimdi bakalım ünsüzlerinden biri geliyordu. Etme i diyebiliyor muyum etme sözcüğüne i eki getirdiğinde araya s kaynaştırma harfi girdi. Etmesi kelimesine e eki getirin. Etmesi e diyemem araya n kaynaştırma harfi girdi. Burada da kaynaştırmaları görüyorum. Hocam burada şiddetle ünsüz türemesi var mı? diye sorabilirsiniz ama bu kökü olduğu için burada ünsüz türemesi yok. Başka da bir ses olayı göremiyorum. Evet, son olarak cümle türleri konusu karşımızda. Buradaki soru tipleri nasıl hocam? Çok dikkat edin. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından farklı bir cümledir diyor. Dikkat. Sözcüktür demiyor. Buraya lütfen çok dikkat edin. Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisi isim veya fiil cümlesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ee, öge dizilişi bakımından? Öge dizilişi bakımından derken şöyle de ögenin yerine göre desek daha doğru olur. Ögenin yerine göre. Yine öge dizilişte kabul edilebiliriz. Yüklem ne yüklemin dizilişine göre de diyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından farklıdır? Şimdi bakalım yapısını sorarsa cümlenin siz direkt aslında şuna bakın. Fiilimsi almış mı almamış mı? Fiilimsi alırsa birleşik olur. Fiilimsi almazsa basit olur. Tabii bir de sıralı cümleler var. Bağlı cümleler var. Onlar da sıratır. Mesela mart kapıdan baktırır virgül. Kazma kürek yaktır. İki ayrı cümle virgülle bağlanırsa ya da noktalı virgülle bağlanırsa bunun yapısı ne olur? Sıralı cümle. Yine mart kapıdan baktırır fakat araya bağlaç koydum bu sefer kazma kürek yaktırır. Arada bağlaç varsa iki ayrı cümlenin arasında bu sefer de ne olur? Bağlı cümle olur. Ama genellikle yapısı bakımından farklı bir cümle derse ben fiilimsi almış mı ona bakıyorum. E bakalım arkadaşlar bakın an en ekini görüyor musunuz? Sıfat fiil fiilimsisi. Daha sonra şöyle bir gözümle taradığımda dık diki gördüm. Yine sıfat fiil fiilimsisi. Maışmak mameyi gördüm. İsim fiil fiilimsisi. Fiilimsi varsa ne yapacağım ben burayı? Ne diyeceğim? Birleşik yapılı sözcük diyeceğim. Şuraya şöyle yazalım. Birleşik yapılı diyelim. Birleşik yapılı. Şimdi hangisi isim veya fiil cümlesi dersi? Bu çok basit. Yüklemine bakacaksınız arkadaşlar. Karşısınız. Makm eki aldı mı? Almadı. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Isim mi yüklem? Isim. Buna da o halde ne diyelim? Isim cümlesi diyelim. Isim cümlesi. Peki devrik cümle mi kurallı cümle mi buna nasıl bakacağız? Yüklem sondaysa kurallı değilse devrik deriz. Sonda mı? Değil. O halde devrik diğer adıyla nedir? Kuralsız cümle deriz. Son olarak hangisi anlam bakımından farklıdır? Anlamca farklıdır derse yargı gerçekleşti mi? Karşı çıktı mı? Karşı çıktı. Yargı gerçekleştiği için anlamca da ne diyeceğiz? Olumlu cümle diyeceğiz. Evet arkadaşlar tek cümleden dil bilgisi dersimizin bitirdik. Yine yeri geldikçe böyle tek cümleden farklı derslerde yapacağız. Önerilerinizi Instagram'dan, Twitter'dan ya da YouTube'daki yorum bölümünden yazabilirsiniz. Bu şekilde farklı cümlelerle dil bilgisine devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.